Unload yaptım. Tamamdır. Tamam. Hocam geçici bir süreyle ekran paylaşımını kapatabilir miyiz acaba? Tabii tabii ben kapatayım mı? Siz kapatın. Ekran paylaşımını. Tamam. Tamam. Alaaddin'in sunumundan sonra tekrar. Tamam. Açarız. Alaattin başlayabiliriz. Saat 9. 7. Yani, 19. Herkese merhabalar. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konumuza geçmeden önce sizlere ekibi tanıtayım. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. İsmim Alaattin Bayrak. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde asistanım. Postluk görevini ise Orcan Medikal'den Atıcan Bey yürütecek. Ee, hazır mıyız Atıcan hazır, Bey? Hazırız hocam. Peki bu online eğitim platformu program yöneticimiz doçent doktor Hasan Kamil Sözü'nün inisiyatifiyle başlatılmış ve hem kliniğimizden mezun uzmanlar hem de kliniğimiz asistanlarımızın katkılarıyla devam ettirilmektedir. Başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için e, mikrofonlarınızın kapalı konumda tutulması, var olan soru ve görüşlerinizin Zoom programının chat bölümüne yazılarak sorulması gerekmekte. Açık olan tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, soy isim, ünvan, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocamızın konuşması bittiğinde yazmış olduğunuz soruları belli bir düzen içerisinde ben kendisine aktaracağım. İkili konuşmaların program formatında uygun olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bugünkü değerli konuşmacımız Hollanda Utrecht şehrinden, Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi Ortopedi Bölümünden Profesör Doktor Cumhur Öner hocamız. Kendisi 11 Eylül 1956 Kars doğumludur. 74 yılında İstanbul Amerikan Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamış ve 1980 yılında mezun olmuştur. 1987-93 tarihleri arasında St. Francis Cus e, Gastius Rotterdam Üniversitesi Hastanesi ve Lahey-Leyenburg Hastanesi'nde ortopedi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 93 yılında Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ortopedi uzmanı olarak göreve başlamıştır. 99 yılında akademik tez olarak Torakolomber omurga kırıkları üzerine çalışmış ve akademik hayatı boyunca spinal travmalar, spinal metastazlar, minimal invazif spinal cerrahi intervertebral disk ve kemik doku mühendisliği ile spinal füzyonda kemik morfojenik protein ve biyometaryaller üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 2002 yılında Omurga Ünitesi Başkanlığı, 2007 yılında Utrecht Auspine Referans Merkezi Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2009 yılında profesörlük ünvanı almıştır. 140'tan fazla yayını, 12 kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. Profesör Doktor Cumhur Öner'in Hollanda Ortopedi Derneği, Auspain e, omurga travma çalışma grubu, Avrupa Omurga Derneği gibi birçok e, prestijli dernekte üyeliği ve idari görevleri olmuştur. Aynı zamanda Metronik, e, Deepui Sante şirketlerinde danışmanlık yapmaktadır. Bugün e, hocamız bizlere torakolomber kırıklarında kırıklarda cerrahi konulu bir konferans verecektir. Hocam tekrar hoş geldiniz diyerek sözü size bırakayım. Ekran paylaşımını açabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Maalesef yüz yüze görüşmek yine mümkün olmuyor. İnşallah hadi ileride daha iyi koşullar altında şey yaparız, görüşebiliriz. Bugünkü konuşma benim bana Torakalın bağ kırıklar hakkında konuşma vermemiz istediler. Benim slaytlarım İngilizce, konuşmayı Türkçe yapmaya çalışacağım. Ben Türkçe'yi tabii çok uzun zamandır meslek dili olarak kullanmıyorum. Bu açıdan zorluk çıkabilir. Zorluk çıkarsa İngilizce kaçarım artık. Benim kusuruma bakmayın. Spinal travma bu üç önemli başlık altında toplama çalışacağım. Bir ilk değerlendirme, daha sonra sınıflandırma, daha sonra da özellikle torakalın bağ kırıklar arasında bunları nasıl tedavi edebiliriz? İlk değerlendirme tabii en önemli olaylardan birisi. Omurga yaralanmaları diğer yaralanmalara göre daha az olmakla birlikte sonuçta fonksiyonel sonuçlar olarak bu açısından baktığın zaman daha ağır ve vahim durumlara yol açmaktadır genellikle. Genç hastalarda genellikle yüksek enerjili travma giderek artan şekilde yaşlı hastalarda ise daha alçak enerjili travmalarla olabilmektedir omurga kırıklarında bir artma görüyoruz. Bu artma özellikle bizim Hollanda'da daha doğrusu bütün Batı ülkelerinde baktığınız zaman bu bir artma var. Bu artma hakiki bir artma mı daha ona çok emin değiliz. Çünkü daha iyi değerlendirebiliyoruz. Daha çok hastaların CT dikenleri yapılıyor. Onların bir şeyi var. Ama yaşlı nüfusun artmasında bunda muhakkak bir rolü var. Özellikle 55 yaş üstü hastalarda düşük enerjili travmalarla oluşan kırıklarda ciddi bir artış gözüküyor. E, art, Bu kırıklar nerede oluyor? İki önemli pik noktası var. Bir tanesi batının alt servikal bölgede, yani C5 ile T1 arasındaki bölgede. İkinci ise torakolumbal e, 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 junction bölgesinde, yani T10 ile L2 arasında oluyor. Nörolojik hasara baktığımız zaman bunların %55 ile %60 arası e, 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 subaksiyal e, servikal e, e, omurgada oluşuyor. E, bu, e, bu ilk e, e, belirleme, ilk değerlendirmede ne önemlidir? Ben bu e, adamın kitabını size çok tavsiye ederim. Daniel Kahneman, e, bu İsrail kökenli bir e, 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 ekonomisttir. E, bir, bir, bir psikologtur ve Nobel ekonomi ödülü almıştır. Bu kitapta onun söyledikleri bizim uyguladığımız yani e, e, travma travmanın ilk değerlendirmesi ortamlarına çok uygun uymaktadır. Bunu söylediği diyor ki bir kurallar koyun. Kuralları daha önceden belirleyin ve bunu o anda orada bulunan bir takım insanların değerlendirmelerine de bırakmayın. Bu çok önemli. Bu bizim aynı zamanda A.O. olarak spinal travmaya yaklaşımızda önemli noktalardan birisi. Biz buna algoritmik bir yaklaşım diyoruz buna. Bu algoritmik yaklaşım dört bölümden oluşuyor. Birincisi bu vakaların, kırıkların, lezyonların kaçırılmaması. İkincisi sınıflandırma yapılması. Bu sınıflandırmanın anlamlı ve reproducible patternlar üzerinden yapılması. Daha sonra üçüncü olarak bu lezyonların ağırlığının, severitesinin, ağırlığının e, skorlanması ve en sonucu olarak da e, tedavi algoritmeleri. Şimdi bu işe baktığımız zaman ilk ilk e, değerlendirme konusunda dediğim gibi belli bir program ve, ve belli bir et, en, e, e, kurallar dizisinin olması çok önemli. Bu açıdan önemli dokümanlardan birisi İngiltere'de, e, United Kingdom'da NICE denilen National Institute of Health, in, health and Care Excellence, denilen kurumun yaptığı bir çalışma var, bir rapor var. Bu rapordaki başlıklar son derece önemli. ve Biz bunları Hollanda'daki bizim protokollerimize de almış durumdayız. Bunu eğer vaktiniz olursa okumanızı isterim. Hastaneye geldiğinde, bu baktığımız zaman hastaneye geldiğinde ne gerekiyor? Birincisi ne zaman hangi hastaları radyolojik olarak değerlendirilmesi gerekiyor? Birincisi eğer e, omurga çevresinde herhangi bir şekilde bir ağrı, sızı, e, bir e, hassasiyet varsa bu gerekiyor. Herhangi bir nörolojik e, problem varsa bu yine gerekiyor. Eğer hasta e, bir alkol ya da e, madde e, ya da e, e, beyin travması nedeniyle e, bilinci kapalıysa yine gerekiyor. Bir de distracting injuries denilen şey var. Mesela birisinin bir bacağında, elinde, kolunda son derece vahim ve ağrılı olan bir lezyon varsa bu yine şüphe, omurga yaralanması şüphesini arttırmak gerektiriyor. Bir de en sonuncusu, en önemlisi yüksek enerjide mekanizmanın olduğu durumlarda daima omurganın screening yapılması gerekiyor. Eğer herhangi bir şekilde bir omurganın herhangi bir yerine bir lezyon bulursanız, travmatik bir lezyon bulursanız, omurganın tamamının screen yapılması gerekiyor. Ee, unutmamak gerekiyor ki bu vakaların kaçırılması durumunda e, nörolojik hasarın ortaya çıkması 8 kat artıyor. Yani bu başlangıçtaki değerlendirme son derece önemli. Sizler senior surgeonlar olarak genellikle bu bu işleri e, ilk, ilk değerlendirmeye belki e, doğrudan katılmıyorsunuz ama bunlara e, acil servislerinizde servisleriniz bu kuralların olması ve bu kurallara uyulmasına dikkat etmeniz, sizin omurga cerrahi olarak sizin de sorumluluğunuz oluyor. Ne zaman, hangi şekilde yapacağız bu değerlendirme, radyolik değerlendirmeyi? Normal radyogram servikalde artık hemen kullanılmıyor. Kullanılması istenmiyor. Çünkü komersiyonel radyogram normal röntgen filmi servikalde Son derece probleme yol açıyor. şey çok çok düşük. O yüzden herhangi bir şekilde servikal omurganın görüntülenmesi gerekiyorsa bu her zaman CT işte yapmak gerekiyor. Geri kalan bölgeleri yani torakolumbal omurgayı screening yapmak için yapabilirsiniz normal radyogramla normal röntgenle yapabilirsiniz. Ama orada herhangi bir lezyon görürseniz onun CT yapılması gerekiyor. Genellikle artık e, çoğunlukla e, biz şu andaki travma centerlerde, şeyde Batı Avrupa'da travma centerlerde genellikle yüksek enerjide travma vakalarında e, tüm e, tüm vücut e, tomografisini tercih ediyoruz. E, hangi tür kırıklarda daha fazla yüksek kaçırma oranı vardır? E, birincisi en, en çok kaçırılan yerden birisi servikotorasik e, bölümdür. Yani Servikal'le Torakal'ın geçtiği bölüm. Çünkü bu genellikle röntgen fotoğraflar filmlerinde kötü gözükür. İkinci bir şey, aynı düzeyde olmayan yeni kırıkların olması. Yani non-contagious dediğimiz Servikal'de bir kırık varsa Torakal'da bir kırık olması yüzde yirmi oranında bir şey vardır, riski vardır. Aynı zamanda deformite ya da eski osteoporotik kırıkların olduğu bölgelerde kaçırılma e, 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 riski çok yüksektir. En önemli şu andaki bizim buralarda en fazla gördüğümüz kaçırılma değerlerinden birisi de ankilozdur. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla e, 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 yaşlı nüfusu gittikçe artıyor. Bu yaşlı nüfuslarda ankiloz giderek ciddi bir problem oluyor. Ankilotik şeyler, omurgalar her zaman için kırılmaya çok müsait oluyor ve bu kırıklar da genellikle çok kolay kaçırılabiliyor. Eğer bir röntgen filminde ya da CT'de ankiloz görüyorsanız ve bu hasta herhangi bir şekilde bir ağrı veriyorsa bu CT'de direkt görmeyesi görmeseniz bile bunun kırığı vardır. Bunu kırığını eksülüzyon yapana kadar bunu te bunu e e e görüntülemeniz gerekiyor. Bu daima için daima her zaman için bir kırmızı bayraktır. Ne zaman emeriye ihtiyacımız var? Ek olarak yani UST'den sonra emeriye ne zaman ihtiyacımız var? Herhangi bir şekilde bir nöroloji varsa emeriye gerek vardır. Eğer başı baş, hastanın uh, 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 birinci kapalıysa ve nörolojik durumunu bilmiyorsak aynı şekilde emeriye uh, uh, yararlıdır. Uh, daha sonra göreceğiz uh, sınıflandırma sırasında posterior ligamenter kompleks PLC lezyonlarının bazen kaçırmak mümkündür CT'de. eğer hastayı o anda ayağa kaldırıp tekrar ayakta bir film çekme imkanı yoksa o zaman emeri yaparak bunu bunu görüntülemeye çalışmak mümkündür. bu başlangıçtaki değerlendirmede iki önemli şey vardır. Bu bir, bir karıştırılır çoğunlukla. Nörojen şokla spinal şok nörojen şok T5 ve daha üstü genellikle olan yerlerde omurilik zedelenmesi olduğunda sempatik sistemin denervasyonu ile ortaya çıkan ve aslında bildiğimiz hematojen şoka çok benzeyen hipotansiyon, bradikardi, hipotermi gibi olan bir durumu anlatır. Bunun e, çok e, erken bir şekilde tanımlanması ve müdahale edilmesi gerekir. Çünkü bu öldürücü bir şeydir, ölümcül bir şeydir. Müdahale edilmedi takdirde hastaları kaybedebilirsiniz. Spinal şokun işle, nöroşen şokla hiç alakası yoktur. Spinal şok et, et, herhangi bir omurilik yaralanmasında e, lezyonun altında olan, lezyonun dişlerinde olan bölgelerde e, sessizlik durumudur. Bu birkaç haftadan birkaç aya kadar, bir, birkaç saatten birkaç haftaya kadar devam edebilir. Ee, bu da en, en, en başlangıçta nörolojik durumun e, e, değerlendirilmesinde güçlük ortaya çıkarır. Şimdi sınıflandırmaya gelelim bu sınıf, te, bu te, tanımlamadan sonra. Sınıflandırmaya gelelim. Ee, şimdi sınıflandırma sonuçta bir e, alettir. Bizim daha iyi, daha mantıklı ve daha iyi, az problemi yol açacak bir takım kararları verilmesi için bize yardım edecek olan bir tool'dur, bir, bir alettir. Ee, şimdi burada üç tane kırığı görüyoruz. Aynı yerde Torakalamba Junction bölgesinde üç tane kırık. yan yana görünce bu üç tane kırığın aynı şey olmadığını herkes anlıyor. Ama hangi açıdan aynı şey değiller bunlar? Bunların ayr ayrımını birbirinden nasıl ayırt edebileceğiz? Hangi mekanizmaları ayırt edebileceğiz? Ee, bunun tarihi çok uzun. Bu, bu klasifikasyonun, sınıflandırmanın oraya girmeyeceğim. Sonuçta bildiğiniz gibi bir sette bir, bir, bir grup olarak 20 senedir bununla uğraşıyoruz. Önce TRIX kavramını geliştirdik. Alex, ben ve Marshall önde olmak üzere. Daha sonra aynı grup olarak daha sonra AO ve MAGR sistemiyle birlikte bunu geliştirerek e, evrimleştirerek şu andaki var olan AO-SPINE e, klasifikasyon sistemi, sınıflandırma sistemini geliştirdik. Sonuçta TRIX ve AO-SPINE klasifikasyon sistemleri birbirinden ayrı şeyler değildir. Ausbahn klasifikasyon sistemi TRIX'in geliştirilmiş halidir. Sonuçta bizim bunu yapmaya çalıştığımız bütün omurganın bütün bölgelerini kapsayacak, aynı aynı konsept içinde kapsayacak bir sistem geliştirmektir. Bunların torakolumbal ve subaksiyal, servikal sistemleri tamamen tamamlanmıştır. Bunların validasyonları tamamlanmıştır. Di the yani oksipotoservikal bölge ve sakrumda bu sınıflandırmalar yapılmıştır şu anda onların validasyonuyla uğraşıyoruz sonuçta yaptığımız bir universal modüler sistemdir bu universal modüler sistemde her lezyonun üç tane önemli şekilde tanımlanması gerekiyor birincisi lezyonun morfolojisi yani kırığın morfolojisi ikincisi nörolojik durumu hastanın üçüncüsü bu de, tanımlamayı değiştirebilecek şekilde olan clinical modifier modify 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 elemanları. Morfolojiye baktığımız zaman morfoloji a travma cerrahi olanlar aranızda bil bilirler. A-O'nun sonuçta temelde ABC c sınıflandırması vardır. Biz de bunu aynı şekilde ABC sınıflandırması yaptık. A tipi lezyonlar anterior stüktürlerin kolapsiyle kompresyon altında kolapsiyle ortaya çıkan kırıklardır. Tension bandlar yani ligamenter stüktürler intaktır. B tipi kırıklar, B tipi lezyonlar tension bandlerin yani da de hasar oladığı şeylerdir. C tipi kırıklar ise bütün omurganın, bütün omurga sisteminin çökmesi ve o şekilde yer değiştirme, (displacement) dediğimiz yani proximal ve distal bölümlerinin birbirinden ayrılmasına yol açan kırık türleridir. Now, bu, bu da temel bu uh, winch uh, 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 konseptini kullanıyoruz. Bir winch sisteminde gördüğünüz gibi bu tipi A, A tip kırıklarında uh, 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 anterior kompresyon vardır ama winch'in uh, winch'in ipleri hala sağlamdır. O yüzden kırığın etkisi daha azdır. B tiplerinde bu uh, t, uh, ligamenter strüktürler, uh, tension band strüktürleri de uh, t, uh, hasara uğramıştır. Bu yüzden durum daha uh, acildir, daha uh, kötüdür. C tipi kırıkları ise dediğim gibi uh, t, displacement yani uh, ayrışma vardır. proksimal ve distal bölümlerin birbirinden ayrışması söz konusudur. Uh, alt sınıflandırma özellikle A tipi kırıklar da önemlidir. Çünkü A tipi kırıkların bu alt sınıflandırmasını aynı zamanda B ve C tipi kırıkları da modül olarak kullanıyoruz göreceğimiz şekilde. Çünkü A tipi kırıkları omur e, e, vertebral body'e, corpus'a olan e, e, kırığın e, tanımlanması demektir. 5 alt sınıf vardır. A0, 1, 2, 3 ve 4 olarak bunun daha alt sınıflandırması yoktur. A0 demek herhangi bir şekilde proses kırıklarıdır. Yani evet, sonuçta mekanik entegritesi de herhangi bir problem yoktur. Omur, o, o, omurganın e, yanlışa transfer proses ya da spine proses bunun gibi kırıklar mevcuttur. A1 bildiğimiz wedge compression kırıklarıdır. Sıklıkta gözükür. Tanımı olarak baktığında bir end plate kırık vardır ama o omurga korpusunun posterior duvarında herhangi bir hasar yoktur. Yani vertebra kanalda bir bir hasar, bir kırığın oraya ulaşması söz konusu değildir. Eğer bu iki iki endplate birbiri iki endplate'in birlikte benzer bir kırık oluşursa buna A2 diyoruz. Buna split kırıkları. eee A3 incomplete burst faktörleri. Bunlar tabii en çok görülen kırıklardan biridir. Burada benzer A1'e benzer bir şekilde bir kırık vardır. Yani end plate'in kırığı vardır. Ama bu kırık korpusun posterior duvarına da arka duvarına da ulaşmakta. Böylece kanalı etkilemektedir. Bunlar incomplete. Ama diğer end plate intaktır. Eğer diğer end plate'de de kırık varsa, yani kırık bütün bir end plate'den öbür end plate'e kadar uzanan bir kırık ve de posterior duvara da içine alıyorsa, bu A4 kırığıdır, yani komplet boş vaktir. B tipinin üç tipi vardır. B1 bildiğimiz B1 ve B2 posterior ligamenter lezyonlardır. B3 e, B3 ise anterior ligamenter lejyonlardır. B1 et, de, de, klasik olarak Trans transfractured diye bilinen kırık e, 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 tipidir. Yani tek bir omurgadan e, yürüşen, tek bir tek bir e, kemikten geçen kırık şeklidir. Fleksiyon, distraksiyon kırıkları şeklindedir. E, B2 diğer her türlü posterior ligamenter ya da ossal e, 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 lezyonla birlikte olan ve genellikle anterior bir A1 kırıyla A, A, A1, A3 ya e da A4 kırıyla birlikte olan kırıklar kırık türleridir. Bunlara kombinasyon yapıyoruz A tipinin süt tipiyle. Mesela bu kırığa baktığımız zaman buna diyoruz ki L1, L2 arasında B2 lezyonu, L2'de de bir A4 kırığı var. B3'ler hiper ekstensiyon tipleri. Bunlar genellikle ankilotik spinelerde daha çok gözüküyor bu hiper ekstensiyon şeklinde anterior ligamentlerin kırılması fakat posteriora daha bir hincin olması nedeniyle burada bir displacement'ın yani tamamen bir e, 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 çıkığın olmasını engelleyen durumlardır. Tipi C, C tipi kırıklar ise e, dediğim gibi proksimal ve distal parçaların birbirinden tamamen ayrışmasıyla oluşan kırık türleridir. Burada gördüğümüz gibi. Şu bakışial buna ek, ek olarak faset e, kırıklarının sınıflandırması da mevcuttur. Bildiğimiz gibi bu torakolumbal e, e, omurgada A tipi kırıklar B ve C'den daha sıklıkla gözüküyor. Servikalde ise B ve C tipi kırıklar A tipi kırıklara göre çok daha sıklıkla gözüküyor. Bunu e, algoritmik bir şekilde bunun anlaşılabilmesi için belli bir takım sistemler geliştirdik. Burada başlayıp bu bunu bu algoritmayı devam ettirirseniz hangi kırık olduğunu, hangi tip kırık olduğunu kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana sıklıkla sorulan şeylerden birisi var, vaten bu, bu klasifikasyonu yapmak için emriye ihtiyacımız var mı? Hayır, yok. Sonuçta bu klasifikasyon, bu sınıflandırma, AOSPAN klasifi, sınıflandırması sınıflandırması, CT bazlı bir sınıflandırmadır. Emriye ihtiyaç yoktur. Yani primer olarak sınıflandırma için emiriye ihtiyaç yoktur. Bu konuda çalıştırmalar yaptık. Özellikle servikalden bahsetmiyorum. Torokan için çalışmalar yaptık. Burada herhangi bir yararı gözükmüyor. Yani en azından eğer bir şüphen varsa PS incirinin olması aynı şekilde hastayı ayağa kaldırıp ayakta tekrar film çekerek de aynı, aynı informasyona ulaşmak mümkün oluyor. İkinci parçaya geldiğimiz zaman e, sınıflandırmanın nöroloji. Nöroloji tabii çok önemli. Bizim ve te tedavi hakkında karar vermemiz de önemli, en önemli unsurlardan birisi. Problemlerden birisi nöroloji de, 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 de ilk başta hastayı ilk değerlendirmenizde bu nörolojinin nasıl gelişeceğini, ne olduğunu tam olarak bilebilmemiz mümkün değil. Bildiğiniz gibi Asya klasifikasyonu ya da Asya American Spinal Injury Association ya da ISPOS'un skor sistemi, bütün evrensel olarak kullanılan bir skor sistemi. A, B, C, D, E. A, A komplet tam 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 e, 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 omurilik yaralanması. E ise normal şeklinde. Tamam bu güzel, bu her taraf herkes tarafından kullanılıyor. Fakat bu e, e, skor sistemi, bu sınıflandırma e, acil durumda bir ilk değerlendirmesinde kullanılabileceğimiz bir şey değil. O yüzden biz AO olarak Yeni bir sistem geliştirdik. Biraz onkoloji sistemine benzer bir şekilde bir sistem geliştirdik. Burada hatta en sıfır dediğimiz zaman hastayı nörolojik olarak muayene edebiliyorsun, o hastanın nörolojik olmadığından tam olarak eminsin. O zaman en sıfır oluyor. Ne bir de bir ise bekse anamnezde hasta diyor ki ben düştüm bir kırıldı ağrı oldu. Felç oldum, o felç düzeldi. Yani anamnestik olarak bir nörolojik bir vaka olmuş, bir hadise olmuş. Ama şu anda baktığında nörolojisi yok. Buna N1 diyoruz. N2 bir tek kökde bir hasar var, köklerde hasar var. Hatta diğer başka yerde hasar yok. Bu N2. N3 daha geniş bir kategori. Burada inkomplet omurilik e, 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 yaralanmalarının tamamı ve kauda ekonomi yaralanmalarının tamamı bunun içine giriyor. N3 bölümüne. N4 ise tamamen omurga yaralanması var. Tamamen complete spinal cord injury var. E, ve bundan eminsin. Bunu e, bunu e, e, bunu tam emin olarak tanısını koyabiliyorsun. Kolay Önemli bir kategori başka ise NX'tir. NX. yani hastanın nörolojisini bilmiyorsun. Çünkü hasta ya beyin hasarı var ya da madde madde etkisi altında. Herhangi bir şekilde güvenilir bir nörolojik eee e, yapamıyorsun. O yüzden bilemiyorsun. Bu da nx. Modifier'lara gelince bunlar her bölüme göre değişik modifier'lar geliştirilmiştir. Eee torakalın var da bu modifier'lar. PLC injury yani A mı B mi bundan çok emin değilsin. Bu modifiyerlerden birisi. Diğer modifiyerler de ankiloz, osteoporoz, onun gibi şeyler. Üçüncüsü de politrauma. Bu her bölge için ayrı olarak evet, tanımlanmıştır. Bunların hepsini AOS Spine sitesinde ya da bu e, uh, Surgery bulabilirsiniz. Bunlar et, evet, açık bir şekilde ve güzel evet, şekillendirmelerle tanımlandırılmış ve bunları hepsine herkes açık bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi upper c spine yani occipital servikal bölge ve sacrum şu anda bu sınıflandırmalar geliştirilmiş şu anda validasyon fazında. Şimdi en son bölüme geldiğinde tamam güzel bunlar, bunların tanısını koyduk, sınıflandırmasını da yaptık. E şimdi bunları nasıl tedavi edeceğiz? Bu her zaman çok açık değil tedavi etme Tedavi açısından son derece büyük farklılıklar var çeşitli merkezler arasında, çeşitli ülkeler arasında. Önce daha sistematik olarak baktığımızda şu soruyu sormamız lazım. Neyi tedavi ediyoruz omurga yaralanmalarında? Hangi tür problemi tedavi ediyoruz? Üç tür stabilite var o yaralanmış bir omurgada ve bu üç tür stabilitede meydana gelen problemleri biz tedavi etmeye çalışıyoruz. Birincisi akül mekanik te, 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 e, problem. Bu genellikle gördüğümüz gibi tip B tipi ve C tipi kırıklarda hakikaten hastayı bir yerden bir yere taşırken hastanın ikiye kırılması anlamında diyebileceğin bir akut bir mekanik problem var. Ya da mekanik problem o kadar ağır ki hasta ağrı yüzünden e, dikilemiyor, oturamıyor, kalkamıyor. Bu birinci problem, akut mekanik problem. Bunun bunun tedavi amacı ise bu kırıkları stabilize etmektir ve hastayı mümkün olduğu kadar kısa süre içinde tekrar mobilize edebilmektir. İkinci stabilite nörolojik stabilitedir. Nörolojik yapıların korunması olayıdır. Yani ya nörolojik hasarın meydana gelmesini engellemek ya da meydana gelen nörolojik hasarın iyileşmesinin optimal koşullarını sağlayabilmektir. Bu da nörolojik stabilitedir. Üçüncüsü ve genellikle en zor o, 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 öngörülebilir olan kısmı ise uzun vadeli stabilitedir. Yani uzun vadeli stabilite ne demektir? Bu hastanın deformite ve ağrı ve sonuçta fonksiyon kaybını nasıl engelleyebiliriz? Her hastada bu üç stabiliteyi Göz önünde bulundurmak ve bu üst stabiliteyi göz önünde bulundurarak hangi tedavinin en iyi olduğuna karar vermek gerekiyor şimdi gördüğünüz gibi burada size bu şeyde görüyorsunuz bunların hepsi tanımlanmış ve yapılmış oturakol bal kırık şeyleri Bunlardan şimdi hangisini yapacağız nasıl yapacağız nasıl karar vereceğiz hangisinin hangisinin gerekli olduğuna Dediğim gibi, bizim AOSpain olarak amacımız spinal travmaya algoritmik bir yaklaşımı geliştirmektir. Dediğim gibi, klasifikasyon, sınıflandırma, ikinci bölüm ise e, yaralanmalarının ciddiyetinin skor sistemini yapmak. Bu skor sistemini nasıl yapıyoruz? Biz bunu, bunu geçtiğimiz yıllarda yaptık. E, bunu Sizden de, Türkiye'den de bazı arkadaşlar katıldılar. Teşekkür ederiz katılanlar için. Bu et, firm, 6 AO bölgesinden 74 kişi katıldı. 74 tane tecrübeli meslektaş kat, katıldı. Ve biz onları sorduk. Şu tür şeylere hangi bir skor sistemi verirsin? Oldukça aslında ilginç bir şekilde oldukça bir et, et, genel yaklaşım var. Yani çok fazla bir et, varyasyon yok o, bu meslektaşlar arasında, dünyanın her tarafında olan meslektaşlar arasında ve bunların sonuçta yaptıkları değerlendirmeleri biz toparladık ve o değerlendirmelerle bir algoritma oluşturduk. Bu algoritmada bizim buna TL AOSIS adını verdik. Torakon AOS Fine Injury Scoring System. Burada her tür kıra yani o dediğimiz üç şeyi, morfoloji, nöroloji, modifier bunların her üçüne belli bir şekilde belli bir skor verdik. Bu biraz benzer bir şekilde TİRIX'ten geliyor. Biz çünkü TİRIX'e bu şekilde başlamıştık. Bu aslında bir şekilde daha gelişkin bir şekilde TİRIX sistemine geri dönmüş oluyor. Ve genellikle yaptığımız bu bu skor sistemlerinde 3 ya da daha az skor da, e, oluyorsa bunları konservatif, rahat bir şekilde konservatif tedavi etmeye başlayabilirsiniz. 5'ten fazla olursa bunların cerrahi ihtiyacı vardır. 4 ya da 5 olursa bunlar her ikisi de yapılabilecek tedaviye uygun olabilir. Burada yine bu da görüyoruz. Bu şekilde morfoloji, nöroloji ve modifierların torakolumbal kırıklarda nasıl değerlendirildiğini ve nasıl bir sonuca ulaşılabileceği. Sonuçta özetlersek endikasyonları, cerrahi endikasyonları nedir diye dersen nörolojik bir Problem varsa bu kesinlikle bir te, e, e, ameliyat indikasyonudur. B ve C tipi kırıklar genellikle ameliyat indikasyonudur. Bu bu, bu şikolik sisteme göre. Ee, eğer hastanın nörolojisini e, e, bilemiyorsan ve de ciddi bir kırık görüntülenmişse bu ek bir argüman olabilir cerrahi yapmak için. A4 kırıklarında çoğunluk bu tedavi, cerrahi tedavi tercih etse de bunun hakikaten gerekli olup olmadığı daha çok açık değil. Biz Aospine olarak geçtiğimiz yıllarda bir, bir prospektif çalışma yaptık. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş bu, 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 çalışmayı şimdi sonuçlandırdık. Devam ediyoruz hastaların izlenmesine. Bunun sonuçları umarım gelecek yıllarda bunları size prezente edebileceğiz. Cerrahi baktığımız zaman en önemli şey ne? Sonuçta önemli olan kırığın rediksiyonu ve stabilizasyonu. Bunu nasıl yaptın dediğim gibi bu cerrahi amaç budur. Bunu nasıl yaptığın ikincil önemlidir. Sonuçta önemli olan kırığın iyi bir şekilde rediksiyonu ve de stabilizasyonudur. Bu gösterdiğim şeyler ve eski AO kitaplarından benim hala tercih ettiğim şeylerdir. Bu, 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 bu gösterilenler USS fraktür setleri ya da dik fiksatöründen esinlenmiş sistemlerdir. Bir şekilde dekifozering -de ve distraction, distraction kullanarak kırığın rediksiyonudur. Bu kırığın rediksiyonu olduktan sonra Tabi anterior kolonda oldukça ciddi bir hasar var bu kırıkların çoğunda. Yani kırıkların bazı B tipi kırıklarda anteriorde kolonda çok fazla hasar yok. Ama kırıkların çoğunda anterior kolonda da ciddi bir hasar var. Şimdi anterior kolonu nasıl e, rekonstrükte edeceğiz? ne zaman, hangi şekilde rekonstrükte etmek gerekiyor, bu konuda da son derece bir, bir farklı görüşler var ve farklı pratikler var bütün dünyada. Bir 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 kesimin söylediği, özellikle Alman bölgesinde gelenlerden. Alman cerrahi okulundan gelenlerden çoğunluğu bunun anterior kolonda kırık olan ve omurga korpusunun çıkarılması ve onun yerine bir metal cage konulması şeklinde yapılandır. Bir başka başka olanak ise bunun giderek artan bir şekilde kullanılan sement teknikleri, sement stent onun benzeri şekillerde yapılmasıdır. şimdi dediğim gibi burada yine gösterdiğim gibi bir, bir bu o, o, olanaklardan birisi o olasılıklardan birisi bu kırık korpusu çıkarıp onun yerine metal bir cage koymak, koymaktır. Bu genellikle ciddi bir cerrahi müdahaleyi gerektirir. Özellikle polytravma hastalarda bu tercih edilen bir şey değildir. Çünkü anterior anterior approach'lar bu tür vakalarda özellikle torakolambular junction bölgesindeki kırıkların çoğusu burada oluyor. Poistraumatikce hastalarda bu ekstra bir cerrahi müdahaleyi ve ve ekstra bir travmayı getirmektedir. Başka bir şey ise bizim benim tercih ettiğim, bizim özellikle ütrehte geliştirdiğimiz sistemler vardır. Bir şekilde perikilden girerek bu korpusun rekonstrüksiyonu mümkündür bu işte balon ya da stand ya da atı, spine jack gibi bir takım bir takım giderek e, geliştirilen sistemlerle bunu yapmak mümkündür. E, şimdi bu, bu tedavileri, cerrahi tedavilere baktığımız zaman unutmamak lazım ki omurga e, sonuçta e, vücudun tam ortasında yer almaktadır. Buna her tek her şekilde ulaşmamız bir şekilde e, diğer dokularda ekstra gereksiz zarara yol açarak mümkündür bu zararı nasıl nasıl minimalize edebiliriz en en minimal bir şekilde bu zarar en zararla bu cerrahi amacı yani redüksiyon ve stabilizasyonu nasıl ıı, sağlarız bu geçtiğimiz 20 yıl içinde spinal travma ile uğraşanların birçok meşgul eden en önemli sorulardan birisi olmuştur ee, dediğim gibi yani bu şekilde hastayı tamamen açıp anterior, posterior te, e, e, yapabilirsin. Ama bu dediğim gibi özellikle travmatize bir hastada bunun ek bir travmaya yol açması ve hastayı çok daha hastayı daha kötü bir duruma getirmesi ya da komplikasyon ulaşması daha fazla, hmm. daha mümkün. Hmm. Şimdi buradaki buradaki sorulardan birisi de e, anterior cerrahinin yapılması neden ya, yapılmasını e, taraftarlarının söylediklerinden birisi, anterior approach'ta daha fazla dekompresyon, kanalın dekompresyonu mümkün. Şimdi bu konuda da tartışma var. Şimdiye kadar ki o literatürde ve bir sürü insanın, bir sürü grubun deneyimlerinde görüldüğü kadarıyla bu dekompresyonun bir, yanlışa nörolojik bir hasar varsa dekompresyonun bir anlamı var. Yani nörolojik bir hasar olmadığı takdirde dekompresyon yapmaya e, e, kesinlikle gerek yok. E, bu dekompresyon çeşitli şekillerde anterior, posterior, posterolateral bir şekilde bunu ulaştırma mümkündür. Şimdiye kadar ki bildiğimiz, gördüğümüz e, verilerden anladığımız kadarıyla dekompresyonun ne kadar mutlak olduğu çok önemli değildir. Dekompresyonun timing'in zamanlaması önemlidir. Yani nöroloji olan vakada ne kadar çabuk bu, bu reduction ve de, reduction ve decompression de, yapılırsa, bu o kadar iyidir. Reduction yüzde yüz, decompression yüzde gerekli mi? Bu konuda herhangi bir herhangi bir veri yok. Ee, dediğim gibi giderek artan bir şekilde görüyoruz ki timing önemli, zamanlama önemli. Nöroloji olan hastaların en kısa zamanda bu decompression ve stabilizasyonu ee, hastaların nörolojik olarak dediğim gibi nörolojik stabiliteyi sağlama açısından e, giderek daha fazla yararlı olduğuna dair giderek daha fazla e, veri görüyor görüyoruz. Okay. İşte bir örnek benim hastalarımdan bu işte tipik bir yani, travma örneği da, genç adam e, motosiklet kazası B2, T12L1 B2 ve A4L1 e, kırığı var ve et, nörolojisi N, N3 yani N3 yani incomplete ediyor. Bu hastayı şimdi diyebilirsin ki posterior yapacağız, anterior yapacağız, her tarafını yapacağız. Önemli olan bu hastanın en kısa zamanda, biz bu, tür hastaları en kısa zamanda ameliyat etmeyi tercih ediyoruz. Bu tür vakalar bizim hastaneye geldiğinde genellikle 6 ile 8 saat arasında bu vakaları nörolojileri varsa tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Özellikle bu osteotomi tekniklerini, cerrah, omurga cerrahları olarak osteotomi tekniklerini iyice daha öğrendikten beri e, bunun posterolateraldan tamamen dekompresyonunun aslında çok da e, kolay bir şekilde yapılabilecek bir şey olduğunu anlıyoruz. E, bu benim tercih ettiğim şey bu redüksiyondan sonra posterolateraldan bir, bir tarafı da fasetin çıkarıp e, bu e, distraksiyondan sonra fasetin çıkarılıp bu te, an, e, kemik parçalarının geriye itilmesiyle yeterince bir erediksyon sağlanabiliyor. E, bu bunları daha sonra bu dediğim gibi bu bunları da bu şekilde burada gördüğünüz gibi bu bu şekilde yapmak mümkün. E, daha sonra bizim tercih ettiğimiz bunu anteriörde korpus'taki komünisyon çok fazla varsa yani çok fazla bir kırık komünisyonu varsa bu A4 kırıklarında genellikle bunu biz balonla da yapıyoruz. Sement yapıyoruz. Bu gördüğün gibi şu şekilde bizim tercih ettiğimiz te tedavi bu. Ve bu vakalarda da dediğim gibi timing önemli. O şeyin ne kadar ne kadar tamamen dekompresyon yapılıp yapılmamak ikinci önemli bir şey. Yine başka bir örnek. E ee, bu başka bir sürü bunların teknikleri var. Bu tekniklerle ilgili geçtiğimiz 10 yıl içinde oldukça iyi, iyi ciddi güzel yayınlar ortaya çıktı. Eğer ilgileniyorsanız bunları bulabilirsiniz. Bu kitabı tavsiye ederim. Eh ee, işte, Surgical Teknik Spine Trauma Surgical Teknik kitabında ben orada da bir işte bölüm yazdım. Torakolum vardı. Postüle de kompresyon ilgili. E ee, Perkütan teknikler bildiğiniz gibi giderek yaygınlaştı. Özellikle travma ve metastaz cerrahisinde bunlar giderek standart tedaviler haline geldi. Genellikle bizim şu anda nörolojisi yoksa hastanın tercih ettiğimiz perkütan fiksasyondur. Perkütan olması gerekmez. Çünkü bazı biliyorum bazı arkadaşlar aynı şekilde Torakon'un Junction bölümünde bunları bilse yaklaşımıyla da yani yarı yarı açık olarak da yapmak mümkün. Sonuçta o hastaya olan en hasarın minimalize edilmesi. Bu genellikle bizim yaptığımız şöyle oluyor. Bu anterior kolumdaki hasarın miktarına bağlı olarak biraz load sharing classification, 90'lardaki load sharing classification'a e gönderme yaparak benim söylediğim, benim genel olarak yaptığım eğer üçte birden fazla anterior kolonda hasar varsa onun anterior rekonstrüksiyonun gerekli olduğunu düşünüyorum. Genellikle bunlar A4 kırıkları oluyor. E A3 kırıklarında genellikle bu üçte birden daha az olduğu için A3 kırıklarında genellikle bu gerekli olmuyor. dediğim gibi burada A3 kırığı üçte birden yüzde kırıktan daha az vertebral body involvement olduğu için bunu bir tek posterior fiksasyonla bunu tedavi etmek mümkün. Daha yine başka bir aynı şekilde A3 kırığı, A4 kırıklarında ise biz genellikle olarak sement augmentation'ı tercih ediyoruz. Bu eski vakalardan birisi, şimdi şu sıralarda daha çok bunu biz stent yoluyla yapıyoruz, yani stent ve sement yoluyla yapıyoruz. Bunlar tamamen perkütan olarak gerçekleştirilebiliyor ve yeterince bir rediksiyon ve fiksasyon genellikle mümkün oluyor bunlarla. Başka avantajlardan birisi de bunun özellikle genç hastalarda ve alt lumbal bölgelerde bunu daha sonra kırık iyileştikten sonra yani 9 ay 12 ay arasından sonra bu vidaları ve rotları çıkararak daha tekrar mobilizasyonunun sağlaması mümkün olabiliyor burada öyle bir vaka gördüğünüz gibi bunu bir tek genç hastalarda yapıyoruz ve özellikle tercih ettiğimiz daha alt omurga bölümlerinde bu burada olduğu bu vakada olduğu gibi. Gördüğünüz gibi çok fazla bir kayıp olmuyor, redüksiyon kaybı olmuyor ve bu hastalara genellikle o tek bölümün e, e, spontan füzyonuyla e, iyi bir şekilde bir fonksiyon görebiliyorlar. Komorbiditelere e, modifaylara baktığımız zaman hangileri önemli torakulum Üç tane önemli şey var torakolumballarda, modifiyelerde hesaba hesabı katmamız gereken. Birincisi politrama, ikincisi ankiloz, üçüncüsü osteoporoz. Politramada genellikle olan şey, genellikle bu toraks travmaları oluyor ve torasik, torasik ve de torakolumbo junction kırıkları oluyor. Bunlarda erken müdahale genellikle hayat kurtarabiliyor. Bunlar da bu, bu, tür vakalarda nöroloji birincil problem değildir, ikincil problemdir. Önce hayatını kurtarılması önemlidir. Bu tür vakaları biz genellikle yaptığımız evet, bu politran vakalarında perküten uzun kesimde fiksasyonla evet, toraksı stabilize etmeye çalışıyoruz. Ya da gördüğünüz gibi burada bu polistrama yani pelvik kırıkları var, multiple kırıkları var. Bunları bu şekilde gördüğünüz gibi bu hastaları hayatını kurtarmada önemli bir etken olabiliyor. Ankiloz dediğim gibi giderek artan bir şey. Ankilotik spine hasta <laughs> hastaların daha dışı toplumun giderek daha yaşlanmasıyla giderek artan bir olay. Ankilotik spine kırıklarda mekanik olarak son derece unstabil durumlar ortaya çıkıyor. Genellikle bunlar B ve C tipi kırıkları oluyor. Yani A tipi kırıklar çok daha az ankülotik diz İspanyollarda. Genellikle bunlar kırıldığında B ya da C tipi olarak oluyor. Ve proksimal ve dijital kısımların her ikisi de tamamen katı halde oldukları için bunlar aslında bir bir femur kırığı gibi aslında görmek gerekiyor. Yani bunlar mekanik olarak son derece onstabil durumlar oluyor. Bunlar da genellikle yapmaya çalıştığımız şey, uzun fiksasyon, vida, vida miktarından çok fiksasyonun uzunluğu daha önemli oluyor. Bu tür vakalarda gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi B3 tipi, bu hastanın nörolojisi yoktu. Aynı şekilde bunu perküten olarak fikse ediyorsun. Bunun füzyonu, kendi kendine füzyonu, bunlar çok kısa bir süre içinde çok fazla kemik yapan hastalar. Onun için herhangi bir problem ortaya çıkmıyor. Yani anterior cerrahi, anterior bunlara gerek olmuyor. Diş dediğimiz gibi git giderek artan bir olay. Ee, en sonut bu modifierlardan osteoporoz. Osteoporoz tabii sizin oralarda biraz daha az, bizim oralarda daha fazla giderek artan bir olay ve osteoporoz vakalarında giderek osteoporoz vakaların en büyük problemlerinden birisi öngörülemeyen o kırıklar haline gelmesi. Yani bir kırık olduğunda bu kırığın nasıl davranacağını fazla iyi kestiremiyorsun. Mesela i̇şte bak burada bir, 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 bir hasta bu CT çekilmiş. O CT'de yani tam A4 kırığı ama çok fazla bir deformasyonu falan yok. Bu hastayı vertikalize etmişler. Vertikalize ede tamamen kolaps olmuş. Bu tür vakaları da e, çok e, erken bir şekilde perkütan fiksasyon ve sement plastiği ile yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada sement, bu felkutan vidalarda bunu çiment çimentolamak da mümkün. Eğer uzun bir fiksasyon yapıyorsak bunları çimentolamak da yapabiliyoruz. Sonuçta toparlarsak nöroloji olduğunda erken müdahale en önemlisidir erken müdahale nörolojinin, nörolojinin sonuçta kalan nörolojinin açısından önemli yeri olabilir. Dediğim gibi bunun dekompresyonun çok tamam olması çok önemli değildir. Timingi, zamanlaması daha önemlidir. Sekunder approachlar anterior olarak genellikle gerekli değildir. Ben son 10-15 senedir herhalde travma hastasında anterior cerrahi yapmadım torakulum vardı. Daha az invazif stabilizasyon teknikleri giderek gelişiyor ve dediğim gibi perkütan bizim bizim tercihimiz perkütan teknikler ama dediğim gibi yara açık tekniklerle de buna aynı aynı şekilde ulaşmak mümkün. Anterior support olarak vertebralis stent ve sement teknikleri var aynı zamanda da giderek mekanik olarak yani metalik olarak yapılabilen Spinejet türlü implantlarda da e, bu, bu şekilde kullanılabilir. E, teşekkür ederim beni dinlediğimiz için. E, e, umarım e, bu, bu söylediklerim anlaşılır oldu. E, kısmını İngilizce yapmak zorunda kaldım. Sorularını size cevap vermekten mutlu olacağım. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Birçok soru var. E, ben önce bir soru sormak isterim. Özellikle A4 tipi kırıklarda kanala doğru baskı olduğunda bir slaytta göstermiştiniz. Rediksiyon yapıp işte omurganın korpusuna doğru ittirdiğinizi söylemiştiniz. Posteriordan dekompresyon yeterli olmuyor mu? Yani kort açısından onu illa tekrar omurgaya bütünlemek gerekiyor mu? Şimdi o hastanın birincisi şöyle. Eğer hastanın nöroloji yoksa kesinlikle ben dekompresyon yapmıyorum nöroloji olmayan hastada dekompresyon yapmak ne kadar ne kadar kanala da, e, girmişse girsin dekompresyon yapmak gerekli değildir. Çünkü yeterince yeterince literatüre yeterince bu gösterildi ki bunu stabilize ettiğin takdirde bunun remodulation bu kemiklerin kanalın tekrar açılması mümkün. Evet. bu tekrar bir tek dekompresyon bir tek nöroloji için e, gereklidir. Nörolojide posterior dekompresyon, yanlış laminektomi yeterli mi? Birçok vakada yeterli. Eğer dediğim gibi bizim ilk yaptığımız bu tür vakalarda önce pedikül vidalarını koyup rediksyon yapıyoruz. Rediksyon yaptıktan sonra floroskopiyle buna bakıyoruz. Ondan sonra rediksyon yaptıktan sonra laminektomi yapıyoruz. Laminektomi de genellikle o sıra karar veriyorsun. Yani daha fazla dekompresyona ihtiyaç var mı yok mu? Hmm. Çoğunluğunda ihtiyaç yok ama bazı durumlarda evet, de, 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 o, 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 o komünite olmuş ve te, kanala itilmiş parçalar o kadar fazla e, 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 bazılarında parçalar dönüyor bir de. Döndüğü zaman o zaman onları e, 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 distraksiyonla yerine getiremiyorsun. O tür durumlarda dediğim gibi sonuçta posterolateralden aynı PSO tekniklerinde kullandığımız teknikleri kullanarak oradan anterior koluma gidip oradaki o, o, o fragmanların çıkarılması ya da geri ittirilmesi mümkün oluyor. Evet. Ama dediğim gibi önemli olan nörolojide zamanlama. Teşekkürler hocam. Ben sorulara geçeyim. Birçok yazılan soru var. Hasan Kamil hocam ilk soruyu sordu. Sonra cevabını aldığını söyledi. Soruyu değiştirdi. Ben değiştirilmiş halini size aktarayım. Ee, B tipi kırıkta anterior longitudinal ligaman veya PLL'den birisi mutlaka sağlamdır diyebilir miyiz? B tipi, B tipi kırıklarda evet yani B, 1 ve B2 tipi kırıklarda anterior longitudinal ligament intaktır. B3 kırıklarında da posterior ligament intaktır. Sonuçta PLS intaktır. Zaten onların hepsinin hepsinin hasara ulaşması halinde genellikle C tipi kırık oluşur. Evet. Bir sorusu daha var ek olarak. E, Auspine'ın e, nörolojik değerlendirme sistemi akut durumlarda tek bir muayene ile kullanılabilir mi? Yani e, az ya değerlendirmesinden farklı olarak diye bir sorusu var. Yani ama amaç o zaten. Yani şimdi Asya değerlendirmesi Sonuçta uzun vadeli hastanın fonksiyonel durumunu anlamak için, fonksiyonel durumu değerlendirmek için. Bizim geliştirdiğimiz bu teknik ilk değerlendirme sırasında nöroloji nedir? Bu sınıflandırmanın parçası olarak. Sonuçta çünkü bizim bizim akut durumda tedaviye karar vermemiz lazım. O yüzden dediğim gibi bu bu akut durumda tedaviye karar vermek aşamasında kullanılan bir scoring sistem, bir sınıflandırma sistemi. Evet. Teşekkürler hocam. Bir soru daha görüyorum da Hasan Kamil hocamı Onu da aktarayım. Sonra diğer sorulara geçeyim. A tipi kırıklarda sagital BT kesitlerinde kırık hattının posterior korteksi de içerdiği görülürse ancak hiç kanal basısı yoksa yine de A3 tipi kırık demek doğrudur mudur demiş. Doğrudur. Çünkü sonuçta bu sınıflandırma tabii ki sınıflandırma sonuçta belli bir şekilde bir, bir abstraksiyondur. Bir, bir soyutlamadır belli bir şekilde belli bir noktalarda kesim yapmak gerekiyor. Bizde A3 kırını tanımlamamızda herhangi bir şekilde posterior duvarın duvarda bir kırık varsa yani kanala kanala doğru giden bir kırık söz bu A3 kırığıdır. Teşekkürler hocam. İstanbul'dan Doktor Serdar Yüksel AO sınıflamasında 53 adet subgrup var. Subgruplara indikçe inter-observer ve inter-observer reliability azaldığı ile ilgili yayınlar mevcut. Cumhur hocamın bu konuyla ilgili görüşleri nelerde demiş? Söylediği AO klasifikasyonu değil, o mag klasifikasyonu. mag klasifikasyonu 1990'ların, 1980'ler sonu, 90'ların başında Fritz Magel tarafından geliştirilmiş. Fritz Magel ve onun grubu tarafından geliştirilmiş. Vrish Max Abbey tarafından geliştirilmiş bir sistemdi. O dediği doğru. O sistem sonuçta biz temel olarak onun bir takım temel kavramlarını aldıksa da onun en büyük problemlerinden biri çok fazla sub klasifikasyon vardı. Şu andaki bizim AO klasifikasyonu Magen klasifikasyonu değildir. Arkadaşlar Magen klasifikasyonu ile şey. Bu bizim geliştirdiğimiz klasifikasyon Tirik sistemiyle Magen sisteminin sonuçta ile ortaya çıkarılmış ve subklasifikasyonu olmayan, bir tek ağının subklasifikasyonu olan çok daha basit ve çok daha algoritmik bir sistemdir. Teşekkürler hocam. Klinikimiz uzmanlarından İsmail Ertan Sevin'in bir sorusu var. Bize verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. diyerek başlamış. Emeğinize sağlık. Benim sorum ankilozan spondilitli hastada B3 ya da C tipi kırık varsa en az kaç mesafeyi içeren yani kırığın kaç mesafe üstü ve altı enstrümantasyon işlemi yapıyorsunuz? Güzel bir soru. Dediğim gibi ankilotik kırıklarda önemli olan yaptığın konstrüktün uzunluğu. Yani vida sayısı, fiksasyon miktarından fazla uzunluk daha önemli. Genellikle bizim te tercih ettiğimiz şu sıra en az 2-3 e, poksimal ve 2-3 distal. Tabii bir de deformiteye de bağlı. Ne kadar deforme ise o kadar uzun yapmak daha mantıklı. Teşekkürler hocam. Konuyla bağlantılı bir slide de vardı, bir açılanma vardı. Anki bir hastada enstrümantasyon yapmıştınız. Bunda e, siz... E, rotları takarken eğim veriyor musunuz? Yani normal var olan anatomisine uygun mu davranıyorsunuz yoksa orada kompresyon yaparak açılanma oluşturuyor musunuz? Yani şimdi ankilotik kırıklarda genellikle hasta yat, yüzüstü yatırdığında orada ciddi bir hiperekstansiyon olabiliyor. Bunun mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyoruz. Çünkü o hiperekstansiyon daha fazla olursa hastanın nöroloji geliştirmesi ya da kırığın B3 kırığından C tipi kırığı olması ve displacement olması riskleri var. O yüzden bunu yatırırken dikkat ediyoruz bunu açılmaması için. Yani daha fazla hiper ekstansiyon olmaması için dikkat ediyoruz. Ama o anterior da açık olan bölgeyi tekrar kapatmak için bir çabamız olmuyor. O açıksa ve nöroloji yoksa o şekilde bırakıyoruz. Ve genellikle Hastalar aslında bazen bundan da memnun da oluyor. Çünkü kifozları azalmış oluyor bu, bu kırıklardan sonra. Özellikle benim birkaç tane hastam var servikatorluk şeyde. Hastalar çok memnundu şeyleri kırıkları için. Çünkü daha sonra öne, öne bakabiliyorlardı kırıktan sonra. Teşekkürler hocam. Marmara Üniversitesi'nden Doktor Ferhat Harman. Biraz uzun bir soru okuyayım hemen. Ee, şimdiye kadar cerrahiye karar vermede genellikle Tillix veya Silix sınıflaması kullanıyorduk. Bundan sonra bu sınıflamalarda cerrahiye karar vermede geçerliliğini yitirmiş midir? Onun yerine a Spine algoritmasını mı öneriyorsunuz? Bir sorusu daha var devamında. Ligamentöz yaralanmayı MR ile gösteriyorduk önceki sınıflamada yani Tillix'te. AO sınıflamasında MR kullanılmıyor dediniz. Peki bu durumda ligamentöz yaralanmaya nasıl karar veriyorsunuz demiş ve teşekkür etmiş. Şimdi sonuçta dediğim gibi Aosban şey Tirix'in evrimleşmiş hali. Sonuçta Tirix'ten çok fa fazla farkı yok. Belli bir takım şeyleri o, o Mayer klasifikasyonuyla yaptığımız sentezle daha anlaşılır ve daha basit hale getirmeye çalıştık Aosban klasifikasyonunda. E, dediğim gibi Tirix'te e, e, injury biraz şeydi. Evet mulakta çok fazla açık tanımlanmamıştı ABG sınıflandırması çok daha kolay bir şekilde bunu yapıyor PLC'nin olup olmadığını pcılersin olup olmadığı Torakma kırıklarda en yani nörolojisi olmadığı durumlarda en zor olaylardan birisi en tartışmalı olaylardan birisi yapabilirsin emri. Emirin ne kadar bunu bu konuda sana yardımcı olabileceği çok fazla açık değil. Dediğim gibi biz bir çalışma yaptık, karanla birlikte bir çalışma yaptık. Orada görüldüğü kadarıyla pek fazla bir yararı olmuyor emirinin de yapılmasının. Çünkü emiri de sonuçta bir tam bir kesin yani kesin bir dijital sıfır bir ya, ya var ya yok diye bir sonuç vermiyor sana. Genellikle biraz bazı durumlarda son derece açık bir şekilde MR'de görüyorsun. Ama bu MR'de açık gördüğün kesimler zaten CT'de de görüyorsun onları. Yani bir çok fazla şeyi yok. Eğer şüphe ediyorsan daha önemlisi, daha önemlisi eğer hastanın nörolojisi yoksa, politravması yoksa hasta ayağa kalkabildiği takdirde hastayı ayağa kaldırıp tekrar film çektirmek bu tip, tipi B kırıkların yani M1 dediğimiz, modifier 1 dediğimiz Evet, şüpheli durumlarda daha güvenilir bir yöntem. Benim tercih ettiğim yöntem o. Emeri'den çok. Teşekkürler hocam. Haluk Berk hocamın da benzer bir sorusu var. Sonrasında bir eki var. E, posterior longitudinal ligman lezyonu göstermede MR'ın önemini vurgulayan ilk makalelerden birisi sizin ekibinizi. Tiliç için önemli bir parametreydi. A sınıflaması başlangıçtan beri MR'ı öncelemedi. Yeni sınıflamada hangi aşamada MR gerekliliğinden vazgeçtiniz demiş. Bunu, bunu şöyle işte, söyleyeyim gibi sonuç, sonuçta sonuçta baktığın zaman e, kırın morfolojisine önce diyorsun ki bu A mı B mi C mi? Eğer A ile B arasında tereddüt ediyorsan e, ikinci olarak sorduğun, so e, sorduğun soru bunu nasıl anlayabilirim? MR ile anlayabilirim diyorsan yapabilirsin MR. Ama dediğim gibi MR'in bu konudaki e, şeyi çok fazla fazla değil. Yani güvenilir çok fazla değil. Genellikle MR'de çok açık olan yırtıklar zaten CT'de de görüyorsun. MR'de açık olmayan yırtıklar ise onun fonksiyonel olarak ne anlama geldiği çok açık değil. Sonuçta MR'de biraz bir yırtık ya da ödem bilmem ne görünce yine o hastayı ayağa kaldırıp film çektiriyoruz sonuçta. Yani şunu diyebilir miyiz? MR'ı görsek de görmesek de tedavi aslında çok değişmiyor sizin için. Bizim o Rajaskaran'la yaptığımız şeyde onu yaptık. Onun Çünkü Hindistan'da bütün hastalara, Hindistan'da MR, MR daha çok kullanılıyor bir şekilde. Onların bir sürü vakası vardı. Hem CTS hem MR'ı. Bunları biz verdik şeylere bizim gruptaki arkadaşlar. Herkes dedi bu, bu sınıflaması budur. Şöyle tedavi ederim. Önce setelere bakarak, daha sonra ikinci ikinci aşamada da setelerden sonra emerlere de bakarak. Arada çok ciddi bir fark olmadı. Yani iyi bir setem varsa ve e, e, sınıflandırmanın temelini iyi anlamışsan, MR'in ek olarak sana verdiği bilgi çok fazla değil. Teşekkürler hocam. Haluk Berk hocamın bir sorusu daha var. Çimento uygulaması yaştan bağımsız mı? Genç hastalarda uyguluyor musunuz? Valla bu iyi bir soru. Bu epeydir biz ilk, ilk başta bu bu işe ilk başladığımızda 2000'lerin başında 2003, 2004'te ilk ilk yaptık bu tür vakaları. Bunu gösterdiğim vakalardan bir tanesi şey de oydu. Daha iyi gözükmeyen çimento oydu. Kalsiyum fosfat çimentosu yaptık. Aynı aynı şeyler nedeniyle. Ama kalsiyum fosfat çimentosu birincisi kullanımı çok zor, kullanımı iyi değil. İkincisi de çok güvenilir değil. Yani bazı vakalarda birkaç hafta içinde kalsiyum fosfat tamamen yok oldu. Ee, bazı hastalarda ise 10 sene sonra, çünkü biz hastaları birkaç defa takip ettik, 10 senelik takiplerini takiplerimde e, e, yayınladık. 10 sene sonra hala görüyorsun. Ee, daha sonra biz PMA'ya geçtik. Yani dediğim gibi 10 seneden fazladır, 15 sene yakadır PMA kullanıyoruz. Burada bir problem görmedim. Yani şöyle görmedim. Çünkü kullandığın PMA sonuçta bir spacer olarak kullanıyorsun. Kırık o PMI'nin, PMA çimentosunun etrafında iyileşiyor. Biz onkolojiden de biliyoruz. Yani çocuklarda, gençlerde bir takım kişilere, bir takım bınayın lezyonları ile dolduruyoruz 40 senedir. Burada da bir problem ortaya çıkmıyor. Sonuçta evet. çimento, şimdiye kadar çimento nedeniyle bir problem görmedik. Teşekkürler hocam. Şimdi biz gençlerde de aynı şekilde kullanıyoruz. Herhangi bir, herhangi okunda herhangi bir şey sakıncamız yok. Teşekkürler hocam. İzmir'den Emot Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'nden Murat Aydın Bey. Şüpheli e, PLC yaralanmasını tespit etmek için ne yapmalıyız demiş. Herhalde ek olarak tespit etmek için bir yöntem var mı? Gibi bir şey sormak ek olarak Dediğim gibi en, en güvenilir yöntem hastayı vertikalize edip tekrar film çekmektir. Eğer hasta iyi bir durumdaysa, dediğini anlıyorsa, Başka çok ciddi yaralanmaları yoksa, nöroloji yoksa hastayı vertikalize edip film çekeceksin. Hocam teşekkürler. Hasan Kamil Hocam, bilgi ve tecrübenin mükemmel armağanlanmasıyla nefis bir sunum. Çok teşekkür ederiz demiş ek olarak. Çanakkale'den 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinden, Ortopedi Bölümünden Doktor Yener Erken, kırık seviyesine pedikül vidası uyguluyor musunuz? Uyguluyorsanız hangi durumlarda tercih ediyorsunuz diye bir sorusu var. Şimdi bu, bu da ilginç sorulardan birisi. bazı ülkelerde bu epey popüler oldu. Özellikle İspanya'da ve Latin Amerika ülkelerinin bazılarında olabilir. Yani bu mekanik olarak mekanik olarak böyle bir şey. Yani bizim yaptığımız VBS stent, onun gibi şeyler koymak yerine vida koymanın bir yararı olabilir. Ama sonuçta anterior kolon rekonstrüksiyonunu yapmıyorsun ama mekanik olarak et daha iyi oluyor. Benim o konuda tecrübem yok ama gördüğüm kadarıyla bazı gruplar özellikle Latin Amerika'dan bazı gruplar o bu konuda güzel yayınlar yaptılar, şeyler gösterdiler. Ee, olabilir. Yani eğer diyor sanki ben et e, e, VBS ya da çimento bunu kullanmak istemiyorum. O zaman kırık olan bölgeye özellikle pedikülün pedikülün kırık olmadığı durumlarda tabii Perikle vida koymak alternatif metotlardan birişi olarak kullanılabilir. Konuyla çok bağlantılı değil ama hocam yeri gelmişken sormak istedim çimento ile beraber vida uygulaması yapıyor musunuz hangi durumlarda daha çok tercih ediyorsunuz? Çimento ile bir vida uygulaması şu andaki şu andaki tekniklerde bu, bu o, mümkün değil yani e, e, konukta biz, biz stand kullanıyoruz stente açıp çimento yaptıktan sonra tekrar vida koymak çok mümkün olmuyor. Çünkü bizim tekniğimizde söylediğimiz yaptığımız şeyde önce vidayı koyup önce rediksiyon yapıp rediksiyon ve stabilizasyon yaptıktan sonra anterior rekonstrüksiyonu yapıyoruz. Onu tekrar vida koymak. O dediğin olayı tümör ve osteoporoz vakalarında yapıyoruz. Onlar da metastazom yapıyoruz. Ama kırık vakalarında önce e, vidaları koyup e, redüksiyonu yaptıktan sonra bu işi yaptığımız için onu tekrar oraya vida koymak şu andaki teknolojilerle, şu andaki implantlarla mümkün değil. Ama, ama e, it makes sense. Yani bu dediğin şey daha e, daha iyi, mekanik olarak daha e, düzgün sistemlere yol açabilir. Ben de hocam, hangi lozan spontik hastaları örnek verdiniz? Onun için sormak istemiştim. Yani Onlar da biraz daha stabilizasyonu uzatıyor sağlam olsun diye bu yöntem kullanılır mı diye sormak istemiştim. <laughs> Devam edeyim. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doktor Mehmet Seçer. Nörolojik defisti olmayan hastalarda posterior ligamento taksisi de kompresyon için yeterli midir? Geniş laminektomi yapılan torakolombel bileşke kırıklarında uzun segment stabilizasyon yapmak gerekli midir? Demiş. İsterseniz cevabınızı aldıktan sonra devamını okuyayım. Şimdi birinci soru neydi? De, nörolojik defisti olmayan hastalarda posterior taksis dekompresyon için yeterli midir demiş. Dediğim gibi nöroloji olmayan hastaların dekompresyona ihtiyacı yoktur. Nöroloji olmayan hastalara rediksiyona ihtiyacı vardır. Rediksiyon ve stabilizasyona ihtiyacı vardır. Zaten kırığın rediksiyonunu, güzel rediksiyon yaptığın takdirde o zaten dekompresyona ihtiyaç yoktur. Yani hastanın nöroloji yoksa kesinlikle kanalın açılmaması gerekir. Devamında geniş laminektomi yapılan torakolomber bileşki kırıklarında uzun segment stabilizasyon yapmak gerekli midir? Sizce ağ sınıflamasında hangi fraktör için anterior destek eklenmelidir? Ee, şimdi birinci soru dediğim gibi evet eğer eğer e, birden fazla laminektomi yapmışsan e, ve et, anterior supportun çok iyi değilse e, uzun attı fiksasyon yapmak doğrudur yani iki yukarı iki aşağı yapmak daha daha uygun olur A sınıflamasında dediğim gibi A3 ve a4 arasındaki ayrımı yapmamızın nedenlerinden birisi oydu Çünkü o konuda hepimizin gözlemleri var yani bütün boş kırıkları aynı şey değil boş kırıklarında özellikle önemli olan anterior kolomn komünisyonunun yani ne kadar ne kadar dağılma ne kadar kırılma olduğun önemli. Bu işte 90'larda dediğim gibi that uh, load sharing classification load sharing uh, sınıflaması da bunun önemi ortaya çıktı. Uh, genellikle bizim yaptığımız şey A3 kırıklarında anterior support'a gerek yoktur. A4 kırıklarında genellikle vardır. Ama bu kesin bir şu andaki yani algoritmada kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey değildir. Umarım bu bizim boş kırıkları çalışmamış da şu andaki olan olan trial'dan sonra bu konuda daha bir takım şeyler söyleyebiliriz. Teşekkürler hocam. Malatya'dan Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doktor Gökhan Gökçe birkaç soru arka arkaya katkıyla beraber yorumlamış. Tilix Grizon başımızın belası 4 puan almış bir hastada yaralanmada stratejiniz ne olmalıdır demiş. Ee, ne, devam... ne hastada anlamadım. Bir daha söyle. Tilix sınıflamasına göre 4 puan almış bir hastada yaralanmada strateji olarak ne izlemeliyiz diye bir sorusu sorulmuş. Yani nöroloji yoksa dediğim gibi o hastada izleyeceğin şey hasta yata, ayağa kaldırıp film çekmektir. Bir diğer sorusu, komplet omurilik yaralanması varsa erken cerrahi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda mucize var mı sizce? Mucize yok. Yalnız şöyle bir şey var, Akut durumda komplet omurilik yaralanması olduğunu tespit etmek o kadar kolay değildir. <laughs> Mümkün değildir. Çünkü dediğim gibi başında söyledim o spinal şok, çünkü bunların çoğusu başta spinal şok durumundadır o yüzden ilk ilk bir kere 3 gün içinde ilk 72 saat içinde bir hastanın nörolojisini kesin olarak değerlendirmek mümkün değildir. O yüzden genel olarak benim benim bizim tercihimiz bu hastalara eee incomplete varmış gibi davranıp yani aynı şekilde tedavi etmektir. Şimdi işin ilginç tarafı bir literatürden et, literatürde bütün vakaları et, et, servikal vakaları özellikle şey yaparak bir, bir, yayın yaptık. Orada işin ilginç tarafı geldiklerini ilk geldiklerinde komplet et, 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 spinal cord olduğu düşünülen hastalarda iyileşme oranı inkompletlerden daha fazla. Niye? Çünkü o hastaların bir grubu aslında o anda ilk ilk ilk, e, e, ilk değerlendirme sırasında spinal şok içindeler. Onlarda daha fazla. Onun için ilk başta ilk durumda bu işi kesinlikle bilemediğin takdirde e, aynı şekilde tedavi ediyoruz. Yani ne zaman olur? E, bakarsın emiride tamamen bir transeksiyon vardır. Tamamen etleri, tamamen kesilmiştir o zaman bir o zaman hastanın başka şeylerine de dikkate alırsın. Çabuk yap, yapıp yapmama. Ama transeksiyon anatomik bir transeksiyon olmadığı sürece bu ayrım yapmak, komple ya da inkomplet ayrımını yapmak çok doğru gelmiyor bana. Bir de katkısı var hocam. Ee... Torakolomber bileşke kırıklarında kısa segment vakalarınızı sundunuz. Türkiye'de torakolomber bileşke uzun segment vakaları hala üst, 2 alt. Altın standart gibi çok sık kullanılıyor. Bileşke de mutlaka balon kifoplasti sement desteğiyle bir kısa segment stabilizasyon yapmak mümkündür diye bir ek olarak yorum olmuş. Eğer eğer te anterior anterior te rekonstrüksiyonu yapma, yapamıyorsan yani ya ya korpektomi yoluyla ya da stent yoluyla herhangi bir şekilde anterior anterior destekleme mümkün değilse teknik olarak o zaman uzun segment yapmanın anlamı var. Eğer bunu teknik olarak ya da implant olarak bu imkanların yoksa uzun segment yani iki yukarı iki aşağıyla bunu daha iyi yapabilmek mümkün bir şeyi yanlış şey yapmak istiyorum. Bu genellikle kullanılan implantlar da bu kırıklarda eee poliaksiyal özellikle açık kırık tedavilerinde mümkünse poliaksiyal vidaları kullanmayın. Monaksiyal vidaları kullanın. Çünkü poliaksiyal vidalarda genellikle oynama oluyor. Kırıklarda. Teşekkürler hocam. E, Kliniğimizden İsmail Akın hocam, ankylosan spondilitle diş yani difüz, idiopatik skeletal hiperostos arasında bir fark var mıdır tedavisinden? diye bir sorusu var? Vallahi kırık kırık tedavi açısından bir fark yok. Kırık tedavisi açısından bir fark yok e, çünkü her ikisi sonuçta mekanik olarak benzer durumlar. E, yalnız diş değil giderek daha fazla senil ankiloz da görüyoruz. Yani yaşlılarda diş olmasa da hani ankiloz spondilit olmasa da. Sonuçta sonuçta katılaşıyor de, omurga. Mekanik olarak bir 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 fark yok. Kırığın tipi açısından fark olabilir. İkincisi de genellikle diş hastaları daha fazla komplikasyon gösterirler. Çünkü diş daha çok bir sistemik bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Metabol sendromun bir bir iskelet tezahürü olarak ortaya çıkıyor o hastalarda vaka komplikasyon oranı daha yüksek oluyor. Ama mekanik olarak o kırığın tedavisi açısından bir te, ayrım yapmıyoruz biz. Teşekkürler hocam. Ee, yine İzmir Emot Hastanesi'nden Doktor Hüseyin Öztürk. Multipil ve ardışık kırıklarda sınıflandırmayı kullanıyor musunuz? Yaklaşımınız değişiyor mu? Multipil ve ne kırıklar denir? Multipil ve ardışık kırıklarda... Ardaşım, ne demek yani çok segment arka arkaya ya L1 2 3 4 gibi Ha et, 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 ha. anladım anladım. Ee, tabii o o, o, o tür bakalarda daha uzun konstrüksiyon yapman gerekiyor. Ee, Genelde o, o tür bakalar özellikle torakal ve torakalumbarlarda bu tür bakalar zaten B tipi bakalardır. B tipi B tipi kırıklardır. B tipi olmasa da e, sonuçta de, e, esas kırığın, esas mekanik problemin nerede olduğunu anlamaya çalışıp ona göre ama genellikle de dediğin gibi ardışık dediğin de kırıklarda daha uzun segment yapılması gerekli olabiliyor. Teşekkürler hocam. Bizim kliniğimizden mezun Doktor Baran Taşkala İstanbul'da çalışıyor şu an. Cerrahi boyutlarda olmayan intrakinal kanamalarda eşlik eden nörolojik defisit oluşturmuş spine fraktürlerinde cerrahi zamanlama açısından ne düşünüyorsunuz? Kanama boyutlarında artış olmaması için e güvenli aralık ne zamandır? Güzel sunumunuz için teşekkürler demiş hocam. Neyin kanamasından bahsediyor arkadaş? Onu hatta anlamadım. Sanırım e, omurgadaki epidural e, kanamalardan bahsediyor. O, Benim anladığım o, o omurgadaki omurga epidural kanamalar özellikle ankylosing spondylitis hastalarında ciddi bir problemdir. Ona hesaba katman lazım. Ee, yani onun için ankylosing spondylitis hastalarında nöroş olmasa bile biz genellikle emeri yapıyoruz. Çünkü onlarda hatta yani, epidural kanama ciddi problem ve epidural kanama gördüğümüz takdirde onu o, daha yani onu dekompresyon yapma konusunda daha a, a, şey yapıyoruz, eğilimli oluyoruz. Diğer, diğer hastalarda nörolojisi olmadığı sürece epidural kanamanın ciddi bir problem, problem oluşturmuyor. Hocam teşekkürler. Haluk Berk hocamın bir e, sorusu daha var ama Dilerse kendisi mikrofonunu açalım. Kendisi konuşmak isterse yorumlara yorum Hayır, yapalım. Öyle bakalım. Atacan açabilir misin Haluk hocamın, Haluk Berk hocamın mikrofonunu? Peki yolladım hocam ama. Haluk kaçmış bence. Peki ben devam edeyim. Eğer mikrofonunu açarsa tamam hocam. Kendisini. Ee, açıldı hocam. Açıldı mı? Evet. Haluk hocam Duyuyorsanız merhaba buyurun. Merhaba. Merhaba. Son sorunuz okumadım hocam. Size bıraktım. Son soruyu mu bana bıraktın? Nörolojik sınıflamada ilk değerlendirmede geçici nörolojik yaralanma olduğu nasıl anlaşılacak diye bir soru yazmıştınız. Ben sizden... Aa, evet, de... evet, evet. evet. Onu e, orada arada kay kay şey yaptı da. Şimdi bu ilk e, değerlendirme nörolojik e, sınıflamasında e, geçici nörolojik sınıflama var. Fakat ben ilk değerlendirmeyi T0 anında ondan sonraki gün ve ertesi gün bir hafta sonra, on gün sonra tekrarladığımda geçici nörolojik yaralanma hala şeyini gösteriyor olabilir. Ancak bunun ne zaman varıyorum? Uzun dönem sonucu veya bu iyice geçtikten sonra bunun bir geçici nörolojik yaralanma olduğunu retrospektif olarak algılıyoruz. Yani gördüğüm andaki yaralanmanın geçici olup olmadığını bu sınıflamayla nasıl karar veriyor diye şey yaptım. Kısacık bir cümlede. Geçici, geçici yaralanmadan kastettiğin N1 mi? Sizin sınıflamada galiba N1 olan. şey. N1 bir tek anamnestik olarak. Yani N1 sınıflandırması hasta diyor ki ben düştüğümde felç oldum kolum bacağımı oynatamadım ama sen hastayı o sıra muayene ediyorsun oynatabiliyor. Yani nöroloji düzelmiş Aslında diyor ama ki bu mesela, kontrol muayenesinde herhalde? Kontrol muayenesinde. Yani ha, tamam. O ilk, zaman ilk muayenede ilk muayenede bir nöroloji görmüyorsan ama hasta diyorsa ben düştüğümde felç oldum. Sonra tekrar geri geldi. Bunu diyorsa bu ne bir oluyor? Anladım. Peki. O zaman yani bu nörolojik sınıflama anlık olarak kullanımı'nın dışında. Bir de daha sonraki uzun dönem kontrollerde geriye dönük de kullanılabilen bir sınıflama. Olduğunu Tabii bunu yani sonuçta, sonuçta 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 nasıl nasıl morfoloji o anda kırın olduğu zaman kemikler nasıl duruyor onu anlatan bir olaysa evet. nörolojik sınıflamada o kırın oluştuğu anda nöroloji ne durumdaydı onu anlatan bir şey. Tamam. Daha tamam, sonrasında evrimleşmesi nasıl oluyor? On, o o şey değil. O sınıflamaya ait bir şey değil. Peki e, AO şeyi tamamen Azya veya İSKOS'un şeyini sınıflamasını dışlamıyor, değil mi? Hayır. Bizim dediğimiz Asya tamam. i̇skos sınıflaması sonuçta uzun vadeli fonksiyonel sınıflamadır. Tamam. Yani hasta'nın nasıl fonksiyon görsü gösterdiğini, nasıl nasıl geliştiğini, nasıl iyileştiğini ya da iyileşmediğini. Onu anlatan, fonksiyonu anlatan bir olaydır. Bizim sınıflamamız bir tek o anda aküt durumda, aküt statüsü nedir hastanın? Onun sınıflandırmasıdır. Çok teşekkürler açıklama için. Hocam biz teşekkür ederiz katkılar için. Ben devam edeyim dilerseniz. Doktor Ruhat Tanlı nereden yazdığını yazmamış. Vertebra kırıkları cerrahisinde nöromonitorizasyon kullanma sıklığınız nedir diye bir sorusu var. Biz kullanmıyoruz bunları. Nöromonitoring nöro, nöro, nöro biliyorum şeyde özellikle de Kuzey Amerika'da, ABD'de ve Kanada'da bunları kullanıyorlar. Yani o da ilginç bir şey ve evet, onu bakabiliriz o bir fark oluyor. Biz. Biz e, e, bu tür vakalarda hiçbir zaman nöro kullan kullanmıyoruz. Ama Mükemmel. hastayı hastaya yatından sonra e, hemen hemen uyandırıp tekrar nörolojik e, 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 muayene yapıyoruz. Teşekkürler hocam. Balıkesinden... Biz, Türkiye'de Türkiye'de nasıl yapılıyor? Yapılıyor mu? Moniterizasyon. Galiba yapan var. Bizim hastanede direkt acil cerrahide şey yapamıyoruz yani nöro yapamıyoruz. Ama evet. elektif yapılacak cerrahilerde kullandığımız oluyor. Tamam elektif cerrahi demiyorum. Yani acil cerrahide travma vakalarında biz e, kullanmıyoruz. Hayır. Yok hocam zaten hizmet alımı oluyor. O an bulamıyorsunuz zaten onu. Bizde de kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Ee, Balıkesir'den Doktor Sinan Karaağaç. Enstrümantasyonlar sonrası korse olarak... Tercihiniz nedir? Ne kadar süre kullanıyorsunuz? Ya da korseye öneriyor musunuz sonrasında? Valla biz korşe eskiden, eskiden ben bu işlere başladığım zaman 25 sene önce bütün hastaları hep korse takıyorduk. Korseyle gezdiriyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. Corsair'i yavaş yavaş bıraktık. Sonuçta şu andaki şu andaki modern implantasyon ve cerrahi teknikleriyle korşeye ihtiyaç olmadan hastayı Evet, mobilize etmeye çalışıyoruz. Yani genellikle şu andaki travma vakalarında e, cerrahiden sonra korse kullanımı hemen hemen kalkmış durumda. Evet. Teşekkürler hocam. Ee, İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Musa Çırak. Güzel ve anlaşılır sunumunuz için teşekkürler demiş. Nörolojik defisti olan hastalar için cerrahi için zamanlamada önerdiğiniz en kısa veya en uzun süre var mıdır demiş. Ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam bu konu hakkında? Valla o tabii bütün dünyada tartışma konusu olan bir şey. Şu andaki şu andaki verilere göre ne kadar çabuk yaparsan o kadar iyidir. En azından nörolojisi olan bir vakanın 24 saat içinde tedavi edilmesi şu anda uluslararası olarak consensus oluşmuş bir olaydır. Yani ilk 24 saat içinde bu hastaların tedavi edilmesi gerekir. Bizim bizim yapma çalıştığımız bunların mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar kısa süre içinde tedavi etmektir. Teşekkürler hocam. Ee, Ayhan Kanat hocamın bir sorusu var. Ben olduğu gibi okuyacağım size. Pedikül vida yerleştirilmesinden sonra faset eklem inklinasyon ve tropizmine göre faset eklem dejenerasyonu incelenmiş midir acaba? Valla e, e, travma, travma vakalarında bunu çok fazla bu dediğini anlıyorum. O, o, olan bir şey travma vakalarında bu çok fazla bilinen ve görülen bir e, komplikasyon değil. Çünkü travma vakaları genellikle torakal ve torakolumbar junction bölümlerinde ortaya çıkıyor. Buralardaki mobilite zaten çok fazla değil ve buradaki fasetlerin oryantasyonları da çok fazla problem yaratmıyor. Bu anlattığı şey daha çok aşağı lumbar bölgelerde. Aşağı lumbar bölgelerde kırıklarda yani L2-6 kırıklarda genellikle bizim yapmaya çalıştığımız perkütan güzel rediksiyon yapıp VBS yapıp daha sonra bu vidaları çıkarmak oluyor. Özellikle genç hastalarda. Ama daha yukarı bölgelerde, l den yukarı bölgelerde bu denilen problem sık görülen bir problem değil. Teşekkürler hocam. birkaç soru kaldı. Yunus Emre Çakıcı nereden olduğunu yazmamış. Sunumunuz için teşekkürler. Nörodefisti olan hastalarda, spinal travma hastalarında defiste yönelik medikal tedavi veriyor musunuz? Özellikle prednolden, prednizolondan bahsetmiş. Kortikosteroid tedavisi gibi şeyler sanırım kastettiğim. tedavisi tedavisinden bahsediyor. Kortikosteroid tedavisi 30 senedir tartışma konusu olan bir şey. Bir 90'larda bir tek çalışmalar yapılmış. O çalışmaların sonucunda e, e, yapılsın dendi, yapılması dendi. E, yani şu anda hala ortada olan bir şey. De, biz eskiden kullanırdık, daha sonra bıraktık. Çünkü te herhangi bir yara, nörolojiye herhangi bir yararı olduğuna dair çok ciddi belirti yoktu. Ama komplikasyonları özellikle politrom hastalarındaki komplikasyonları arttırma konusunda çok ciddi belirti var. Yani sonuçta nörolojiyi düzelttiğine dair belirtisi az ama komplikasyonları arttırdığına dair belirtisi daha fazla. Biz onun için onu kullanmayı bıraktık. Ama biliyorum bazen yani bazı bölgelerde bazı yerlerde hala kullanılıyor. Hatta microfaring bile son yapılan çalışmalarında tekrar kortikosteroidlerin anlamlı olabileceğine dair bir takım şeyler söylüyor. Hocam peki ameliyat sonrası özellikle mobilizasyon, fizik tedavi programı bu tür şeylere ne kadar süre içerisinde başlıyorsunuz? Yani total deficit Hastanın, hastalık... hastanın nöroloji var mı yok mu ona göre. Yani hastanın nörolojisi yoksa biz genellikle bu hastaları en, en kısa zamanda ayağa kaldırıp eve gönderiyoruz. Evet. ben bir şeyi bir şey daha söyleyeyim bu arkadaşın sorduğu nöroloji ile ilgili nöroloji olan hastalarda önemli olan şeylerden birisi sanırım o bütün travma şeylerinde nörcü de, departmanlarında yapılıyordur bu kan dolaşımının sağlanması önemli yani Min arterial pressure dediğimiz mapın 80'in üstünde olması omurilik yaralanmalarında bunu ilk 24 saat içinde kesinlikle mapın 80'in üstünde kalmasına çalışıyoruz. Bu, bu da yani önemli etkenlerden birisi. Çünkü o şey, bir şey. tansiyonun tansiyonun yükselip azalması, oksijen seviyesinin yükselip azalması, bu nörolojik hasar olan vakalarda kötü bir olay. Onun stabilize edilmesi önemli bir şey. Ama genellikle şu anda yoğun bakım servislerinde bu gayet güzel bir şekilde bunlar yapılabiliyor. Teşekkürler hocam. Son bir soru var. Marmara Üniversitesi'nden Doktor Ferhat Arman hocam. Anladığım kadarıyla A sınıflamasında B1 ve B2 kırıklarında posterior ligamentöz kompleks, B3 kırıklarında anterior ligamentöz kompleks hasarlı kabul ediyor. Bu sebeple MR ihtiyacı olmuyor. Şüpheye düştüğünüzde MR yerine ayakta grafi çektirdiğini söylediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Ayakta dinamik grafi mi çekiyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz demiş. Yani şöyle B3 kırıkları değil ama B, 1 kırıkları değil. B1 kırıkları zaten çok nadir görülen ve tam kesinlikle hemen anlaşılan kırıklardı. B2 kırıklarında şüphesi olan yani M1 modifier 1 olan durumlarda hastayı sonuçta mobilize ediyorsun. Hasta kendine gelip biraz normal bir şekilde ayakta durup gezindikten sonra ayakta bir torakolumbar junction bölümünde bir film çekiyorsun. Fleksiyon, ekstensiyon filmlerini çekmiyoruz. Bunları yapmıyoruz şeyde, vakalarda. Çünkü bunlar ağrılı oluyor genellikle ve de fazla bir et, ek bir bilgi de çok fazla vermiyor. Hocam ikinci bir sorusu var. Ee, sunum esnasında vakalarınızda genellikle oda lordotik veya kifotik eğim vermediğinizi gözlemledim. Bunun bir sebebi var mıdır diyor. Yani o gösterdiğim vakaların çoğusu perkütan yaptığım vakalarda. O perkütan ve yaptığım vakalarda onlar poliaksiyal vidalardır. Poliaksiyal vidalar, vidalarda da o lordotik kifotik çok önemli değil. Sonuçta vidayı nasıl sıkıştırdığına bağlı olarak oluyor. Açık şeyde yaptığın yaptıklarında o önemli. Çünkü açık açık yaptıklarımda onları onlar da e, e, vidalar kullanıyorum. O zaman kontrol önemli. Sağ olun hocam. Ee, gördüğüm kadarıyla hocam soru ve yorum kalmadı. Ben bir kez daha katılan herkes adına sunumunuz için teşekkür ederim. Ee, sözü Hasan Kamil hocama bırakacağım burada. Ee, Bence çok teşekkür ederim. Ancak Baran Taşkala'nın kalanın e, bir eki oldu sorusuna e, intrakraniyel kanamalar demek istiyor. E, yani e, Baran'ın sorusunu ben şöyle aktarayım. Aynı hastada hem intrakraniyel bir kanama var, takip ediliyor, hem de kırık var, spinal e, omurga kırığı var ve buradan da nörodefisti var hastanın. Bu durumda ameliyatı geciktirme söz konusu oluyor mu? Yani intrakraniyel kanama olur tabi. Yani sonuçta sonuçta temel prensip Önce hayat, sonra harekettir. Yani hastanın hayatını tehkiye düşürecek bir interkaraniye kanaması, interkaraniye problemi varsa omur kırığı ikinci plana düşer. Evet. Önce hayatın kurtulması önemlidir. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim. Mükemmel bir sunum oldu. Ben biraz bilgi vereyim. Sunumla ilgili, katılanlarla ilgili. 130 kişiye ulaştık. Çok güzel. Şeyde, maksimum olduğu dönemde. Sonra bir azalma oldu ama iftar vakti. Biliyorsunuz iftara gidecek olanlar kaçtı. Yemek yemek için. Saat 20.11'de iftar vakti. Onun haricinde sunumunuz 45 dakika sürdü. Bu da 45 dakikanın da soru cevaplara ayrıldığını gösteriyor bize. Yani neredeyse sunumdan daha uzun bir süre ee, soru cevap kısmı tuttu. Ee, oldukça ilgi vardı. Ee, çok soru. Hepsini de teker teker detaylı açıkladınız. Bunun için de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, Avro e, mükemmel bir sunum oldu. Herkes mutludur herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki seferde yüz görüşüp e, güzel bir şekilde daha de konuşabiliriz. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar hepinize. Hollanda'ya selamlar. E. İyi akşamlar.